Yerli basın mensupları. Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan demokratikleşme paketinin büyük ve güçlü Türkiye idealine yönelik heyecanı, inancı ve umutları arttırdığını söyledi. Uçan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecine, milletimizin özgürleşme hamlelerine, darbe ve vesayet kalıntısı yasakların bir bir temizlenmesine tanıklık etmenin hazzını ve onurunu yaşıyoruz dedi. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasının sevindirici olduğunu dile getiren Başkan Uçan, açıklanan paketin bazı eksiklikleri dile getirilse de Türkiye'de siyaset çarkının dişlilerinin pas oranlarını ve nasıl çalıştığını bilenler için paket apaçık bir inkılaptır. Kamuda başörtüsünün serbest olmasının sevindirici olduğunu, kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırması açısından da çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Yargı, asker ve emniyet mensuplarının başörtüsü özgürlüğünün dışında tutulmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Uçan, kamu çalışanları için cuma namazı düzenlemesi ve kamu kurumlarında mescit yapılması gibi taleplerin de yerine getirilmesini istedi. Demokratikleşme paketinin ülkenin ve milletin ihtiyaç duyduğu, olumlu ve gerekli çalışmaları içerdiğini belirten Uçan, tamamından olmasa da bir kısım prangalardan kurtuluşun habercisi olan paketin, müzmin problemlerin çözümü için kolaylaştırıcı etki yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Negatif milliyetçiliği yegane çıkış noktası olarak kabul edenler, güvenlikçi devlet, kapalı toplum özlemi içinde olanlar, çeteler, darbeciler, hatta bölgesel ve küresel şer odakları Türkiye'nin ağırlıklarından kurtulması ve ileri adımlar atmasından dolayı elbette büyük hayal kırıklığı içerisindeler. Ben pakete paket demem. Paket benim olmayınca kafasındaki egosentrik şahıslar ve kesimler ise besbelli, ciddi hazımsızlık çekerek her zaman olduğu gibi olumsuz cümleler kullanmaya devam ederek ne şükür ne teşekkür edebiliyorlar. Şükürün bereketi arttıracağından biz kim yaparsa yapsın, her hayırlı adımı takdir etmeye, her güzel adımı atana teşekkür etmeye ve bu günleri gösteren Allah'a şükretmeye devam edeceğiz ki Rabbimiz bu paketlerin bereketini arttırsın. Memur sen olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ahlaki kurallar çerçevesinde kıyafet serbestliği için ülke genelinde topladığımız 12 milyon 300 bin imzanın nesrü nema bulması bizleri mutlu etmiştir. Ancak kadın kamu çalışanları için getirilmesi düşünülen düzenlemeden emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve hakim savcıların istisna tutulmasını temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı buluyoruz. Görevi ne olursa olsun hiçbir vatandaşın ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Okullarda andın kaldırılması ile ilgili görüşlerini de belirten Uçan, bunun bir zihniyet devriminin başlangıcı olduğunu ifade etti. Uçan, okul kapısında başlayan tek tipleştirici, dayatmacı anlayışın kapının tam da dışında bırakılması demektir şeklinde konuştu.